Die nach Maßgabe des Paragraph 23 Absatz 2 Satz 2 der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz grundsätzlich am 31. Dezember und 1. Januar von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, abgebrannt werden dürfen. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Avusturya burada mı? Burada. Danimarka burada mı? Burada. Avrupa burada mı? Burada. Türkiye burada mı? Burada. Bugün Batı Avrupa'da yaşayan Anadolu insanları olarak bu desteğimizi buradan Türkiye'ye bayrakları sallayarak gönderiyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu! O gün caddede sadece Türkler yoktu. Kürtler vardı, Aleviler vardı, Sünniler vardı, sağcılar vardı, solcular vardı, ülkücüler vardı. Hep birlikte vatanın müdafasına koştu. Onun için bugün burada hiçbir şeye meydan vermeden, hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden gönüllerimizi birleştirmeye geldik. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, tıpkı ecdadımızın kol kola verdiği gibi bugün burada el ele, gönül gönüle kol kola olacağız. Ve beraber programımızı inşallah başlatmış bulunacağız. İnsanlar Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük mücadelesinde canlarını siper ettiler. Darbecilerin karşılarına çıkan her şeyi yakıp yıkma kininden sivil kurumların yanı sıra devlet binaları da yakından etkilendi. Bombalanan yerler arasında güvenlik kurumları, uydu binası, Cumhurbaşkanlığı makamı ve hatta demokrasi ve halk egemenliğinin en açık sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi de vardı. Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının ve parlamenter sisteminin devam ediyor olmasında her şeyden önce Türk halkının büyük payı vardır.
Türk halkı cesur ve onurlu bir şekilde tankların karşısına dikilmiştir. Bu kahramanca tutum, Türk halkının barış, demokrasi ve özgürlük namına muhteşem mücadelesi olarak tarihe geçecektir. Bu mücadele bütün dünya için bir emsal teşkil edecektir. Bugün burada Türkiye kökenliler ve Avrupa'nın birçok şehrinden Türkiye dostları, demokratik haklar, hukuk devleti, birlik, barış ve bağımsızlığın savunulması için bir araya gelmiş durumdadır. Buna karşın başarısız darbe girişimi hakkında medyada yapılan haberler artık utanç verici bir hal almaktadır. Türk halkının ve demokrasi savunucularının kahramanca mücadelesinin hakkını vermek yerine darbenin hedefine ulaşamayışından duyulan üzüntüyü açığa vuran tek taraflı ve ön yargılı haberler okuyoruz. Buradan bütün medya mensuplarına hakkaniyetli ve tarafsız haber yapma ve gazetecilik mesleğinin gereklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Bu terörist darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti'nin güçler ayrılığı ilkesini, insan haklarını ve anayasal düzenini ve hukuk devletini hedef almıştır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Demokratik olarak seçilen bir hükümet şiddet kullanılarak devrilemez. Bir cumhurbaşkanını kimse öldürmeye kalkamaz. Ve tabii ki hiçbir ülke bağımlı hale getirilip şiddet kullanılarak işgal edilemez. Bu kurallar diğer bütün devletler için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de kayıtsız ve şartsız geçerlidir. Bu yüzden soruyoruz. Özgür dünyanın ve demokratik devletlerin Türkiye'nin, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında yer almasını isterken çok mu şey bekliyoruz? Dünya üzerindeki bütün devletlere, kuruluşlara, siyasi partilere ve politikacılara bu zor zamanlarda Türk halkıyla ve demokratik yollarla seçilmiş hükümete destek olma çağrısında bulunuyoruz. İnsan hakları bunu gerektirir. Samimi olmak bunu gerektirir. Demokrasi bunu gerektirir. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. Bu darbe teşebbüsünü tertipleyen ve buna destek olanların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hak ettikleri cezayı Türk adaletinden alacaklarına inancımız tamdır. 15 Temmuz gününün tarih kitaplarına demokrasi zaferi olarak gireceğine inanıyoruz. Artık darbe döneminin tamamen sona erdiği inancını taşıyoruz. Bütün Avrupa'da partiler üstü gerçekleştirilen bu mitingler ve gösterilen birliktelik bizleri sevindirmektedir. Vakit, daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olma, tek vücut ve bir bütün olma vaktidir. Asla bölünüp parçalanmayacağız. Bu sebeple dikkatli olalım. Provokasyonlara gelmeyelim. Barış içerisinde protestomuzu gerçekleştirelim. Kimsenin aramızı açmasına müsaade etmeyelim. Bizim için kimin hangi dine mensup olduğu, nereden geldiği, hangi dili konuştuğu veya hangi partiyi desteklediğinin hiçbir önemi yoktur. Hepimizi birleştiren, hepimizin ikinci vatanı olan Türkiye'dir. Bu sevgi partilerin de üstündedir. Aynı zamanda kendimizi Almanya'ya ve Avrupa'ya da bağlı hissetmekteyiz. Bu sebeple kısa süre önce Almanya ve Fransa'da gerçekleşen terör olaylarında hayatlarını kaybedenlerin acısını biz de hissettik. Bu çirkin eylemler hangi motivasyonda yapılmış olursa olsun özgür ve barışçıl medeniyetimize yapılmış alçakça saldırılardır. Bu hususta da nefret ve güvensizliğin beslenmesine müsaade etmeyeceğiz. Vakit birliktelik içerisinde olma vaktidir. Söz konusu olan geleceğimizdir. Söz konusu olan barıştır. Söz konusu olan hepimizin özgürlüğüdür. Teşekkürler. Dik dur, eğilme Avrupa! Seninle dik dur, eğilme Avrupa!
Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Sait Ertürk burada mı? Sait Ertürk. Mehmet Akkurt. Burada. Bülent Aydın. Burada. Ömer Halis Demir. Burada. Ercan Şen. Burada. Burak Şentürk. Burada. Burhan Önder. Burada. Cemal Demir. Burada. Mehmet Güzel. Burada. Mehmet Karaaslan. Burada. Mehmet Şifik Şefkatlioğlu. Burada. Mehmet Yılmaz. Burada. Mete Sertbaş. Metin Arslan. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillah vel ehya'u velakin la teş'urun. Demin şehitlerin yoklamasında hepiniz burada diye bağırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Allahu Teala buyuruyor, onlar ölü değiller. Onlar ölü demeyin. Onlar sizin yanınızdadırlar. Lakin sizin aklınız ermez. Onlar inanıyorum hepsi de burada aramızda bugün. Allah o gün vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi, milli irademizi korumak için en değerli varlıkları olan canlarını hiçe sayarak yeter ki bu vatan, bu millet, bu gördüğümüz al bayraklar göklerde dalgalansın, ezanlarımız dinmesin diye canlarını hiçe sayarak arkalarında eş, çoluk, çocuk kalıyor mu, kalmıyor mu demeden hepsi sokaklara döküldüler. Rabbim şehit olanlara şehadet şerbetini kana kana içenlere zaten müjdesini veriyor. Onlar şu anda en güzel yerlerde, biz kendi halimize yanalım. O gün sokağa dökülen şehitlerimizin yanında yaralanan, yaralanmayan tüm gazilerimize Allah, biz onlardan razıyız, Rabbim de onlardan razı olsun diyorum. Sizinleyim Avrupalı Türkler. Die Angst in den Augen der anderen Reisenden gesehen, die wirklich Angst hatten vor dieser Besetzung des Flughafens. Und ich habe auch einige Stunden später selber gesehen, wie der Präsident der Türkischen Republik empfangen wurde, nachdem der Flughafen vom Volk befreit wurde von der Besatzung. Sie starben als Kämpfer für die Freiheit, die sich selbstlos für den Volkswiderstand in der Türkei aufgeopfert haben. Vatan, bu millet, derdimiz bizi. Bölünmez bir bütün yurdumuz bizi. Bölünmez bir bütün yurdumuz bizi. Durmadan yorulmadan yürüyelim aşk ile. Müjde dolu bu yolda kutsal her çile. Davamız diriliştir, dava hakka eriştir. Yeniden yükseliştir, haydi el ele. 15 Temmuz'dan sonra Anadolu'da meydanlar hınca hınç doluyor ve 80 milyon nöbette. Memleketin nöbetinde, vatanın nöbetinde, bayrağın nöbetinde, bağımsızlığımızın nöbetinde, istiklalin ve istikbalin nöbetinde. Ben zannettim ki bu nöbet sadece Türkiye ile sınırlı kalır. Ama öyle olmadı. Hamdolsun ki bu nöbet dünyanın her tarafına taştı. Sınırlar ötesine uzandı. Bosna Hersek'te, Arnavutluk'ta, Avrupa'nın muhtelif yerlerinde, Amerika'da eline Türk bayrağını alan, Türk'ün istiklali, Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin demokrasisi için varlık gösterdi, kendini gösterdi, demokrasi diye haykırdı. Bütün engellemelere rağmen. Bugün, şimdi gelmeden evvel birkaç haber okudum bu organizasyonla alakalı. Özellikle bu tarz organizasyonların çok hoş karşılanmadığına, Alman hükümetince hoş karşılanmadığına dair bazı haberleri okuyunca üzüldüm. Hatta yok yuhlamayalım, şöyle bir eleştiri yapalım. Şöyle medenice bir eleştiri yapalım. Üzüldüm, şunun için üzüldüm. Birkaç siyasetçi demiş ki eğer Türklerin Türkiye ile alakalı meseleleri varsa gitsinler Türkiye'de halletsinler. Bizim ülkemize bunu getirmesinler. Şimdi buradan Alman parlamentosuna hitap edelim. Başbakana, cumhurbaşkanına, parlamenterlere buradan hitap edelim. Diyelim ki
seslenişimizde. Ey Avrupalı dostlar, ey 40 yıldır, 50 yıldır şu topraklarda sizlerle birlikte bu ülkenin kalkınmasını sağlayan Anadolu insanıyla, Türkiye insanıyla negatif düşünceye sahip olan siyasetçiler. Buradaki insanın 50 yıllık evet bir mazisi var ama herkesin Türkiye'de ya anası, ya babası, ya yakın bir akrabası, ya malı, ya mülkü var. Ama her şeyden önemlisi vatanı hala ana vatanı orası. Şimdi ne demek Türkiye ile alakalı bir meseleyi buraya getiremez, konuşamaz, onunla alakalı bir gösteri yapamaz. Burada 50 yıl değil, 550 yılda geçse, buranın vatandaşlığını da alsa buradaki vatandaşlarımız kök olarak, ruh kökü olarak Anadolu'ya bağlıdır ve Anadolu'nun herhangi bir meselesi en az Anadolu'daki insan kadar buradaki insanı da ilgilendirir. Şimdi buradan tekrar seslenelim. Diyelim ki 15 Temmuz öyle sizin gördüğünüz, sizin medyanızın anlattığı gibi sıradan bir hadise değil. 15 Temmuz resmen bir darbe teşebbüsü. Sözlerimin hemen başında sizlere Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Değerli kardeşlerim, biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere mesajı okunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giymiş bazı hainler milletin silahlarını, milletin savaş uçaklarını millete karşı acımasızca kullandılar. Ne zaman ki millet başkomutanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve görüntüsünü duydu ve gördü, onun işaretiyle sokaklara döküldü. Tankların önüne siper oldu. Türk milleti o gece, o karanlık gecede bir destan yazdı. Dünya demokrasi tarihine de, dünya darbeler tarihine de hiçbir zaman silinmeyecek şekilde Türk milletinin damgasını, Türk milletinin kararını kazıdı. Değerli kardeşlerim, rahmet ve rahmet yağmuru altında birlikteyiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şarkısı var. Beraber ıslandık biz bu yağmurda. Değerli kardeşlerim, işte biraz sonra onun mesajıyla Köln'de yağmur altında ıslanarak sizler Allah'ın izniyle buluşacaksınız. Değerli kardeşlerim, bizim şairimiz diyor ki, ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı, ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Bizim aşkımız, bizim millete olan sevgimiz, bizim millete olan sevdamız bir kurşun gibidir. Sadece yakaya iliştirilmiş bir çiçekten ibaret değildir. Biz bunu yüreğimizde hissederek milletimizle asil milletimizle birlikte olduk.
O gece bütün karanlık gecelerde olduğu gibi gecede geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir güneş ve bir gündüz vardır diyor şairimiz. Kardeşlerim, biz 15 Temmuz karanlık gecesini duruşumuzla geceye yenilmeden, ağlamadan, dillerimiz dolaşmadan, yumruğumuz çözülmeden onların karşısında, darbecilerin karşısında durduk. Durmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Kardeşlerim, o gece biz Cumhuriyet Halk Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, Adalet ve Kalkınma Partisi de mecliste savaş uçaklarının bomba attığı salonda biz milletimizin bize verdiği emaneti sahiplenerek orada o gece durduk. Milletimiz meydanlarda demokrasi nöbetindeydi. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin bize verdiği emaneti orada aziz bir varlık olarak başımızın üstünde taşıyarak o gece bombalara karşı durduk. Değerli kardeşlerim, burada bu meydanda hiçbirimizin Türk bayrağından başka bayrağı yok. Hepimiz, partimiz ne olursa olsun, siyasi düşüncemiz, görüşümüz ne olursa olsun, burada 105 tane dernek, vakıf, kuruluş, könde hepimiz demokrasi için bir araya geldik. Demokrasiyi haykırıyoruz, demokrasiyi sahipleniyoruz. Darbecilere lanet okuyoruz. Bir daha, bir daha onlar Türkiye'de böyle bir adi kalkışmaya, böyle bir adi darbeye teşebbüs edemeyecekleri milletimiz onlara bir ders verdi. Kardeşlerim, milletimiz Türkiye'de meydanlarda başkomutanının işaret ettiği yerde duruyor. Onun işaretiyle meydanlarda demokrasi nöbeti tutuyor. Bu nöbeti sürdürüyor, devam ettiriyor. Biz bu fetoşistlerden, Fethullahçı terör örgütünün unsurlarından devletimizi, hükümetimizin kurumlarını, Türkiye'nin sivil toplum kurumlarını, kuruluşlarını Allah'ın izniyle temizleyeceğiz. Dost ve düşman, herkes bilsin ki Türkiye bu darbeye kalkışanlara haddini bildirdi ama demokrasiyi yaşatacak, demokrasiyi inşa edecek daha güçlü, daha demokratik adımlarla Türkiye Allah'ın izniyle, milletin sevgisi ve desteğiyle yoluna devam edecek. Daha iyi bir noktaya biz milletimizle beraber yürüyeceğiz. Hasretle selamlıyorum. Türkiye, 15 Temmuz gecesi tarihinin en hain, en alçak, en onursuz darbe girişimlerinden birine, bir terör saldırısına, bir işgal teşebbüsüne maruz kalmıştır. Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup asker kendi milletine, kendi devletine, kendi meşru kurumlarına, demokrasimize karşı silahlı bir darbe girişimi başlatmıştı. Darbe teşebbüsünde bulunanlar devletin kendilerine emanet ettikleri savaş uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla bu millete teslim alabileceklerini sandılar. Milletimiz darbecilerin niyetini ve kim olduklarını anlar anlamaz çağrımız üzerine sokaklara dökülerek canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbecilerin silahlarının karşısına korkusuzca dikilen milletimiz bu kararlı ve fedakar tavrıyla oynanmamak istenen oyunu bozmuştur. Türkiye, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tarihinin başlangıcı itibariyle en karanlık
ama hamdolsun bitişi itibariyle en şanlı günlerinden birini yaşamıştır. O gece milletimiz köken, bölge, mezhep, meşrep fark gözetmeksizin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. 15 Temmuz gecesi meydanlarda AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, şu veya bu partili yoktu. Sünnisi, Alevisi, Caferisi, Milliyetçisi, Muhafazakarı, Sosyal Demokratı yoktu. O gece sokaklarda ve meydanlarda farklı düşünceler, farklı hesaplar değil, sadece ve sadece özgürlük ve demokrasi sevdalısı bir millet vardı. Demokrasisine, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklerine, iradesine, geleceğine sahip çıkan milletimle iftihar ediyorum. Şundan emin olunuz. Bugün Türkiye 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlüdür. 2023 hedeflerine ulaşmaya çok daha yakındır. Bugünkü Türkiye dünyanın her köşesindeki kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkma konusunda dünden daha kararlı, daha azimlidir. Ülkemizdeki darbe teşebbüsünün duyulduğu andan itibaren her yerde olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlarımızın da kalpleri ve duaları bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Almanya'da yaşadıkları şehirlerde sokaklara dökülen, sabaha kadar ülkelerine destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kalpten kalbe giden bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle giden yar oy. Milletimle şu anda Köln'de demokrasiye saygı mitinginde bir araya gelen kardeşlerimle aramızda gönül bağını, kalpten kalbe giden yolu kesmeye kimsenin gücü yetmez. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi, milletimizin, yurdumuzun ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde tüten en sonacak sönmeden bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini 15 Temmuz'da dost düşman herkese gösterdiğine inanıyorum. Bu duygularla demokrasiye saygı mitingine katılan tüm vatandaşlarımızı ve dostlarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir dombra verelim, Devlet Başkanımıza Köln'den selamlarımızı yollayalım. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey Avrupa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Köln meydanını hatırlatıyor. Değerli dostlar, yine Türkiye'den bugün bizi yalnız bırakmayan, oradaki nöbeti bırakıp buradaki nöbete gelen ama hemen buradan tekrar Türkiye'deki nöbete devam etmek için Türkiye'ye dönecek olan bir misafirimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç Bakanımıza arz ediyorum. Buyurun efendim. Ansprache des Ministers für Sport und Jugend der Türkei, Akif Çağatay Kılıç. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle bu rahmet dolu günde selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim,
Biz bugün burada niye bir aradayız? Neden buradayız? 15 Temmuz gecesi Türkiye'de FETÖ terör örgütünün mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı şerefli üniformasının içerisine saklanarak milletine karşı, devletine karşı ihanetin içerisine girdi. Buna karşı Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara inerek bu darbe girişimini engelledi. Demokrasiye, hukuka ve insan haklarına sahip çıktı. Ve ondan sonra 15 Temmuz gecesinden beri her akşam Türkiye'de demokrasi nöbetleri tutuluyor. İşte sizlerin de burada, Almanya'da, Köln'de ve farklı şehirlerde, Avrupa'nın farklı yerlerinden bir araya gelerek bugün buradaki demokrasi nöbetinize şehadet etmek için, sizinle beraber olmak için buradayız. Biliyorum ki sizler birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere okunacak olan mesajını bekliyorsunuz. Maalesef Almanya'da burada bazı makamlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlerle olan canlı video bağlantısı niyetini mahkemeye taşıyarak bunu engellediler. Değerli kardeşlerim, bu karar açıklanması, bu karar sebeplendirilmesi çok zor bir karardır. Şu anda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve tüm makamlarımız Alman makamlarıyla görüşme halinde ve bunun sebebini, nedenini açıklamaları konusunda bir izahat bekliyoruz. Ama bir şeyi onlara cevap olarak biz bu meydandan söyledik. Bu birliktelik, beraberlik, bu meydandaki demokrasi nöbeti başlarken ne yapıldı bu meydanda? İki ülkenin milli marşı okundu, doğru mu? Türkiye'nin ve Almanya'nın milli marşı okundu, doğru mu? Daha artık neyin cevabını bekliyorsunuz? Entegrasyon diyenler, daha neyin cevabını bekliyorsunuz? Ben sizin aranızdan yetişmiş bir kardeşinizim. Benim doğduğum yer buraya 100 kilometre mesafede. Benim çocukluğumun geçtiği yer buraya 100 kilometre mesafede. Dolayısıyla Almanya'da söyleyecek sözüm var. Benim ailem işte bu aranızdaki gurbetçiye kardeşlerim gibi bu ülkeye 15 seneye aşkın hizmet etti. Sizler burada 4. nesil, 5. nesil olarak bulunuyorsunuz. Ve bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine, demokrasisinin gelişmesine en büyük katkıyı verenlerdensiniz. Peki sizin Türkiye ile olan bağlarınızı neden sorguluyor bazıları? Hepsi değil. Ama sorgulayanlar var. Bu meydanda siz onlara, bakın burada Türk bayrakları var. Ama aynı zamanda Alman bayrakları var. Siz bu meydandan onlara en büyük dersi veriyorsunuz. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi Türkiye'de Türk halkı dünyaya demokrasi dersi verdiyse siz de burada bir demokrasi dersi veriyorsunuz. Nedendir bilinmez ama buradaki toplantı olmadan önce heyecanlananlar oldu. Köln'ün belediye başkanı heyecanlandı. Ya bir sıkıntı olur mu? Ya sen hiç merak etme. Bizim vatandaşlarımızın bir araya geldiği, bizim vatandaşlarımızın bir olduğu yerde hiçbir sıkıntı olmaz. Ama sen sıkışırsan bizimkilere başvur, onlar sana yardımcı olur. Burada siyasi parti ayrımı yok. Bakın biraz evvel Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcisi konuştu. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil eden kardeşlerim var. CHP'yi temsil eden kardeşlerimiz var. AK Parti'yi temsil eden kardeşlerimiz var. HDP'yi de temsil eden kardeşlerimiz vardır belki. Çünkü 15 Temmuz gecesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandığı esnada tüm milletvekillerimiz oradaydı. Ve hep beraber bir arada karşı durdular. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandığında bir oldular. Beraber oldular. Burada yine beraberiz. Ve değerli kardeşlerim, çok farklı sivil toplum örgütlerinden, çok farklı düşünceye sahip olan kardeşlerimiz, inançları farklı olan kardeşlerimiz burada bir aradalar. Meşrebi farklı olan kardeşlerimiz burada bir aradalar. Sizlerden tek bir şey rica ediyorum. Ben sizin içinizden gelen bir kardeşiniz. Gurbette ne olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Burada yaşamanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Ama bu birliğinizi, beraberliğinizi. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Her şerde bir hayır vardır. Bu şerden de bir hayır çıkacak. Bu FETÖ örgütünün, terör örgütünün Türkiye'ye yaşatmak istediği o şerden de bir hayır çıkacak. Burada bir arada tepkiyi ortaya koyuyorsunuz. Sizden bir tek ricamız var. Allah rızası için, Allah aşkına aranıza ayrılık gayrılık sokmayın. Nasıl burada bir aradaysanız bir arada olmaya devam edin. Kendinize, birliğinize, beraberliğinize hiçbir şekilde helal getirtmeyin. Bakın değerli kardeşlerim, önemli bir dönemden geçiyoruz. Tüm dostlarımız da önemli bir sınav veriyor. Nasıl Türkiye önemli bir sınav verdiyse, dünyaya önemli bir ders verdiyse, dostlarımız da önemli bir sınavdan geçiyor. Bakın, bazı şeyleri hatırlatmak istemezdim. Ama bugün verilen karardan sonra, mahkemelerin verdiği karardan sonra bazı şeyleri hatırlatmak gerekiyor. Bu kardeşiniz yıllar önce Almanya'da başlayan bir ırkçılık davasının ilk duruşmasına gitti. Münih'te devam ediyor, doğru mu? Hala sonuçlanmadı. Bulun onları. Alman makamlarına şunu söylüyorum. Biz sizlerle tüm dünyadaki demokratik değerler, insan hakları değerleri, hukuk devleti için aynı mücadeleyi veriyoruz. Teröre karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Ama siz gerekli duruşu da ortaya koymak durumundasınız. Bakın, Sayın Merkel ilk akşam darbeye karşı olan açıklamasında çok net konuştu. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Darbeyi kabul etmiyoruz dedi. Demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, seçilmiş cumhurbaşkanı yanındayız dedi. Fakat arkasından gelen açıklamalar, demokrasiyi hatırlatan, insan haklarını hatırlatan, farklı siyasi partilerin milletvekillerinden, yerel bazı siyasetçilerden gelen açıklamalar en hafif tabiriyle bizi üzdü. Neden? Çünkü 15 Temmuz gecesi bu millet demokrasi için meydana çıktı. İnsan hakları için meydana çıktı. Hukuk devleti için meydana çıktı. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Biz bunun için buradayız. Ve şunu söylüyorum tekrar. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz, Türkiye'den Almanya'ya göç eden kardeşlerimiz, 50 yılı aşkın süredir Almanya'dasınız. Alman dostlarımıza şunu hatırlatıyorum. Bugünkü Almanya'nın gelmiş ve ulaşmış olduğu refahta işte bu kardeşlerimizin büyük emeği var. Bunu artık görün. Bunu görün ve yeri geldi söylüyorum. Bize eleştiri getirenler önce sizlere çifte vatandaşlık hakkını vermek zorundalar. Yeri geldiği için söylüyorum. Neden? Avrupa Birliği içerisindeki tüm ülkelerin vatandaşları bu hakka sahip de, Brezilya'daki, Arjantin'deki sahip de, bu ülkeye katkı veren bu kadar kardeşimiz bu hakka sahip değil. Önce bunun cevabını verin. Bizim aramızda ayrılık gayrılık olsun istemiyoruz biz. Ama siz bu duruşunuzla birlikteliğe, beraberliğe yeterince sahip çıkmıyorsunuz. Ama olacak. Allah'ın izniyle olacak. Bugün burada bakın ne kadar sakin, ne kadar huzurlu bir toplantıyı, bir birlikteliği, bir mitingi yaptığımızı tüm Almanya görüyor. Tüm dünya görüyor. Tüm Avrupa görüyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.
Biraz evvel yağan yoğun yağmura rağmen ayrılmadınız. O rahmettir ya. Rahmet yağmuru altında bir ve beraberiz. Şimdi bizim burada bazı söylediğimiz sözleri yine cımbızlayacaklar. Alman medyasında ön yargılı olanlara sesleniyorum. Ön yargısız olanlara değil. Ön yargılı olanlara sesleniyorum. Bakın burada biraz evvel bir Alman İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. Onları da doğru yer verin, olur mu? Burada bazı basın yayın organları 15 Temmuz'dan sonra kapak yaptılar dergilerine. Siz biliyorsunuz onun hangisi olduğunu, ben söylemiyorum. Ne diyor? Almanca, Türkiye'de bir zamanlar demokrasi vardı, öyle mi? Değerli kardeşlerim, Türkiye 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı, FETÖ'cülere karşı yapmış olduğu direnişle ne kadar kuvvetli bir demokrasi olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Ama senin gözün bağlıysa, görmüyorsan ben ne yapayım? Bu millet demokrasi aşığı olduğunu, hukuka değer verdiğini ve insan haklarının yanında durduğunu açıkça ilan etti. Artık bunu sorgulamayın. Ve Avrupa Birliği'ndeki yöneticilere de bir çift sözüm var. Şimdi çıkıp Türkiye'yi Avrupa Birliği üyelik süreci noktasında eleştiriyorsunuz. Peki, Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorsunuz. Başbakanımızı eleştiriyorsunuz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kapısındaki bekletilme süresi 53 sene. Peki, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresini başlatan kim? Değerli arkadaşlarım, kim? Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini başbakanken başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın ta kendisi. Peki, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye karşı siyasi anlamda engeller koyanlar, o zaman bizim Avrupa Birliği üyelik sürecine engel koymayın dediğimize rağmen bunu yaptılar mı? Yaptılar. Engel koydular mı? Koydular. Şimdi çıkmış, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci şöyle olur, böyle olur diyorlar. Kendinizle çelişiyorsunuz. Siz zamanında bu ülkenin Avrupa Birliği sürecini yavaşlattınız. Engellediniz. Şimdi ne oluyor da yavaşlatıyorsunuz? Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz diyorsunuz. Olmaz. Değerli kardeşlerim, ben sözlerimi burada tamamlayacağım. Çünkü birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını sizlere Ramazan kardeşimiz okuyacak. Ama sizlerden bir şey rica ediyorum. Siz bugün burada, bu meydanda, Almanya'da da, Avrupa'da da demokrasiye aşık olduğunuzu ilan ettiniz. İnsan haklarına saygılı olduğunuzu ilan ettiniz. Hukukun üstünlüğüne inandığınızı ilan ettiniz. Ve bunu Türk bayraklarıyla, Alman bayraklarıyla beraberce yaptınız. Ve sizlerden ricam şudur. Buradan ayrılırken yine aynı şekilde Alman komşularınıza hiçbir rahatsızlık vermeden sakin, vakarlı, onurlu bir şekilde evlerimize dağılacağız. Ama bu Türk bayraklarını, bu Alman bayraklarını da yanımızda götüreceğiz, evlerimize asacağız. Biz Türk milleti olarak gittiğimiz her yere barış götüren, sevgi götüren, muhabbet götüren bir milletiz. Ve komşumuz kim olursa olsun onunla bir olan, beraber olan bir milletiz. Bunu da inşallah anlayacaklar. Hepinize bu güzel katılımınız için, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Türkiye'deki seçilmiş iradeye, milli iradeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Ve şunu da söylüyorum. Değerli Alman dostlarımıza. Bunu da iyi tercüme etsinler. Bakın özellikle söylüyorum, tercümeyi iyi yapsınlar. Yapamazlarsa bana haber etsinler, ben onlara tercüme ederim. Buradaki topluluk, buradaki Türk vatandaşlarımız ve Alman vatandaşlarımız Almanya'nın asli unsurudur. Almanya'da sizinle bir arada yaşayan, entegre olmuş Alman vatandaşları ve Alman toplumunun bir parçasıdır. Sizinle olumsuz anlamda hiçbir sıkıntısı olmaz. Ve tekrar söylüyorum, yöneticilerine, Köln'ün yöneticilerine, bazı yerel başbakanlara, başınız sıkışırsa bu kardeşlerime haber verin. Gelip size de yardımcı olurlar, hiç merak etmeyin. Allah size razı olsun. Allah bizleri sizlerin karşısında mahcup etmesin. Ve sizlerle bir arada olmaktan, yol yürümekten gurur duyuyorum. Sizler gibi bir gurbetçi çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.